Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bu videoda benzin fiyatlarından biraz bahsedeceğim sizlere. Şu anda 7 lira civarında biliyorsunuz ve eşel uygulaması nedeniyle de devlet vergisinden biraz feragat ediyor ve pompa fiyatlarına yansımamasına sağlıyor. Ama benzin çok yakın bir zaman içerisinde 15 lira olabilir. Evet, benzin 15 lira olursa şaşırmayın sevgili dostlarım. Şimdi nereden çıktı bu diyebilirsiniz. Gayet basit sebepleri var. Bunları anlatacağım sizlere. Dünyada yaşanan bir takım gelişmeler var ki petrol fiyatlarının hızla artmasını beraberinde getirebilir. Sevgili dostlarım, Amerika Hürmüz Boğazı'na doğru gemilerini hızla ilerletiyor. Şu an itibarıyla Körfez'e doğru ilerliyor sevgili dostlarım ve Hürmüz Boğazı'nda İran'ın tepkisiyle karşı karşıya kalabilir. Yani Amerika ile İran arasında bir sıcak çatışma gerçekleşebilir sevgili dostlarım. Böyle bir durum olması halinde ise petrol fiyatları şu anda 72 dolar seviyesindeyken bir anda 120 doların üzerine çıkabilir. Evet, petrol fiyatları 120 doların üzerine çıkarsa, bir de Türkiye'de dolar kuru artarsa ki çok muhtemel biliyorsunuz. Yani yakın zaman içerisinde biz 6.87 seviyelerini rahatlıkla görebiliriz. Şu anda 6.605 seviyelerinde durduğuna çok fazla bakmayın. Çünkü Merkez Bankası rezervleri zaten iyiden iyiye kötüye gidiyor. Bankacılık sisteminde sıkıntılar var. Borçlar döndürülemiyor. Bir de yabancılar Türkiye'deki gelişmelerden dolayı sürekli olarak bir çıkış halinde. Bakın, geçen ay sadece 4,5-5 milyar dolar civarında bir yabancı çıkışı olduğu hesaplanıyor. Bunun yanına borsadaki yeni satışları da koyarsanız ve borsadan çıkan TL'nin dolara döndüğünü hesaplarsanız burada ciddi bir kur baskısı olacaktır ve doların da yukarıya doğru hareketlenmesini beraberinde getirecektir. Yani kısa zaman içerisinde biz 6,5 liranın üzerinde bir dolar kuruyla karşı karşıya kalabiliriz sevgili dostlarım. Şimdi tekrar Amerika meselesine dönelim. Amerika kararlı görünüyor. Uçak gemisi ve destroyerlerini İran'a doğru hızla ilerletiyor. Ve bu hızlı ilerleyiş İran tarafından da ciddi tepkilerle karşılanıyor. En son İran tarafından önemli bir açıklama geldi sevgili dostlarım. Eğer ki Amerikan gemileri biraz daha yaklaşırsa kısa menzilli füzelerimizle Amerikan gemilerini vurabiliriz dediler. Evet, İran Amerikan gemilerini vurmak için kolları sıvamış durumda ve bununla ilgili de çok net bir açıklama yaptı. Her ne kadar İran'ın dini lideri Ali Hamaney Amerika ile İran arasında bir savaş olmaz dese de yine de aslına bakarsanız Amerika bu tavrını sürdürürse İran'da kendisini savunacak gibi görünüyor. Peki bu iş sadece Amerika ile İran arasında kalır mı? Türkiye'ye yansımaları ne olur? Onu da kısaca sizlere aktarayım. Bir kere Amerika ile İran çatışırsa burada iki ayrı pakt savaşacaktır. Yani İki ayrı uluslar bütünü savaşacaktır. Amerika'yı destekleyenler ve İran'ı destekleyenler. İran'ın arkasında Rusya, Suriye, belki Türkiye bile olabilir sevgili dostlarım. Amerika'nın arkasında da her ne kadar şu anda karşıymış gibi görünseler de Avrupa ülkeleri ve özellikle İngiltere'yi görebiliriz ve Fransa'yı görebiliriz. Neden İngiltere ve Fransa'yı görebiliriz? Çünkü İran'daki savaşın temelinde aslına bakarsanız petrol savaşları ve petrol paylaşımı var sevgili dostlarım. Aynı Irak'ta olduğu gibi. Biliyorsunuz Amerika Irak'a müdahale eder etmez Fransız şirketleri, İngiliz şirketleri, Amerikan şirketleri Irak'ta paylaşıma başladılar petrolle ilgili ve bugün pek çok petrol kuyusunu bu üç ülkenin firmaları işletiyor sevgili dostlarım. Dolayısıyla aynı senaryoyu biz İran'da da görebiliriz. Ama İran'la Irak arasındaki en önemli fark İran'ın Irak'a göre çok daha kadim bir millet olması, çok daha kadim bir devlet geleneğine sahip olması. Dolayısıyla Amerika İran'a savaş açtığında
İran'la Amerika arasında bir çatışma çıktığında bu sadece iki ülke arasındaki bir savaştan mutlaka öteye geçecektir. Yine önemli bir ayrıntıyı da sizlerle paylaşayım. Bu bir sıra. Yani Irak'a müdahale etti Amerika. Ardından İran'ın geleceğini yıllardır söylüyordu. Özellikle bölgeye hakim olan uzmanlar. Dolayısıyla şimdi sıra İran'a geldi. Yani Amerika İran'ın üzerine oynamaya başladı fiilen. Ama bir sonraki aşamada mesela Türkiye'nin ismi geçiyor. Yine bir sonraki aşamada Amerika bu bölgede iyice konuşlandıktan sonra yönünü Rusya'ya çevirebilir. Suriye konusunda daha etkin olmaya çalışabilir. Tüm bu nedenlerden dolayı Suriye, Rusya ve Türkiye gibi ülkeler kendilerine sırayı beklememek için İran'ın yanında yer alabilirler sevgili dostlar. Bu tabi uluslararası bir ilişkiler bütünü, stratejik bir konu ve bu stratejinin nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Diğer taraftan önemli bir başka konuysa tabii ki ekonomik mesele. Her ne olursa olsun bir savaş ortamı oluştuğu zaman özellikle iki emtianın ciddi pahalılandığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi altın, bir tanesi petrol sevgili dostlarım. Altın fiyatlarında çok yukarıya ve hızlı hareketler görebiliriz yakın zaman içerisinde. Yine Hürmüz Boğazı'nda gerçekleşecek çatışmaya bağlı olarak bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bunun yanı sıra dediğim gibi, biraz önce de söylediğim gibi, petrol fiyatları da bir anda kendisini 100 doların üzerine atabilir. Kademe kademe 120 dolar, 140 dolar, hatta bundan 5-6 yıl önce gördüğümüz 150-160 dolar seviyeleri tekrar görülebilir. Diyelim ki 150 dolara giden bir petrol karşımıza çıkarsa Türkiye açısından ne olur? Türkiye'nin sıkıntıları ortada zaten biliyorsunuz. Çok ciddi bir ekonomik krize doğru adım adım ilerliyoruz. Ve ekonomik krizimizin en önemli nedenlerinden birisi aslında cari dengesizliklerimizdi. Cari açığımızı azaltabilmek için biz ani frene bastık ve bu kez de ciddi küçülme ve reel sektör problemiyle karşı karşıya kaldık. Bu frenden de ayağımızı çekemiyoruz sevgili dostlarım ne yazık ki. Türkiye'nin hem daralan piyasası hem de petrol fiyatlarında çok hızlı bir yükselişin yanına kurdaki artış, faizdeki artış, enflasyondaki artışı da koyarsak dengesizlikler iyice artacaktır. Ve gelelim ilk cümlemize tekrar. Yani Türkiye'de benzin fiyatı 15 lira olabilir sözümüze, iddiamıza. Neden bunu söyledik? Evet, petrol fiyatları eğer ki 120 doların üzerine çıkarsa, bunun yanına bir de kur baskısı eklenirse, işte o gün biz eşel uygulamasına rağmen, çünkü vergide de belli bir indirim sınırı var. Sonuç itibarıyla devlet eksi vergi uygulamayacaktır. En azından verginin bir kısmını almak isteyecektir. Bu durumda biz bu kadar büyük bir yükselişi mecburen zamlarla karşılamak zorunda kalacağız sevgili dostlarım. Çok yakın bir zaman içerisinde 10 liraların üzerinde benzin, mazot fiyatlarını görebiliriz. Ama kriz derinleşirse, Amerika ile İran arasındaki gerilim daha da artarsa, işte o noktada biz benzin ve mazot fiyatlarını 15 lira civarında görebiliriz. Şimdi gelelim bir başka soru işaretine. Benzin ve mazot 15 lira olursa bunun bize yansıması ne olur? Gayet basit sevgili dostlarım. Bir kere petrol ve petrol türevleriyle ilgili tüm ürünlerde çok ciddi zamları görebiliriz. Bir. İkincisi, enerji maliyetlerimiz çok fazla artar. Nedir enerji maliyetlerimiz? Konutta kullandığımız enerji ve sanayide kullandığımız enerjiden bahsediyorum. Özellikle başta doğalgaz olmak üzere yeni zamlar sürekli olarak kapımızı çalabilir sevgili dostlarım. Her şey petrol türevi ve bunlara da yine çok fazla zam gelebilir ve bu zamlar da son tüketici olan bizleri, yani vatandaşı çok ciddi oranda etkileyecek. Yine petrolle ilgili bir başka konu tabii ki benzin ve mazot, yani araçlarımıza koyduğumuz petrol türevleri. Benzin ve mazottaki yükselişte özellikle ulaşım fiyatlarının artışını beraberinde getirebilir. Gördüğünüz gibi bunlar birkaç basit örnek aslına bakarsanız sevgili dostlarım. Ama bu birkaç basit örnek Türkiye'deki enflasyonist baskının nasıl oluşacağını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Tarım ürünleri, burada da girdi maliyetlerinde çok ciddi artışlar olduğunu görürüz. Ve dolayısıyla gıda ürünlerimiz de artmaya
devam eder sevgili dostlarım. Çok yakın zaman içerisinde bizleri yeni zamlarla birlikte korkunç bir enflasyonist ortam bekliyor olabilir. Tabii bunun yanına faizlerin yükselişini de koyalım. Faizlerin yükselmesiyle birlikte reel sektörün biraz daha sıkıntıya girdiğini de düşünürsek şu anda 14.7 olan işsizlik rakamlarımızda resmi olarak %20'lerin üzerine çıkabilir. Türkiye ciddi bir ekonomik krize doğru ilerliyor demiştim sizlere. Ama uluslararası baskıları net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Yani bizim meselemiz sadece ulusal meselelerden kaynaklanmıyor. Yani sadece Merkez Bankası'nın rezervlerinin tükenmesi değil, sadece doların yükselmesi değil, sadece Türkiye'deki işsizlik oranlarının yükselmesi değil, sadece enflasyon ve faiz oranları değil, sadece borçlanma problemi yaşamamız değil, aynı zamanda uluslararası arenadaki tüm gelişmeler de bizi çok yakından ilgilendiriyor. Bakın, Amerika İran arasındaki bu çatışma bizi çok yakından ilgilendiriyor. Ya da Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşları bizi çok yakından ilgilendiriyor. Keza Venezuela'daki kriz. Bunların hepsi çok ama çok önemli gelişmeler ve dünyadaki bu kriz ortamı Türkiye'yi çok daha fazla ve derinden etkileyebilir sevgili dostlarım. Bu videomun da sonuna geldik. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum ve dostlarınızla mutlaka videolarımızı paylaşın. Hoşça kalın.